Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulü Muhammed'in salavat. 29. söz, bekay ruh ve melaike ve haşre dairdir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelü'l melâiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbihim. Kulür ruhu min emri rabbi sadakallahun azim. İncelemizde bir mesele. Bugün nerede ceset? Ceset ruh hesabını zayıflaşır. Ben size bir şey anlatmak istiyorum. Ceset hesabını zayıflaşır. Şimdi bir güzel bir not olsa gerek. Sizinle de paylaşmadan da geçemeyeceğim. Neyle ilgili Hasan abi? Kelamla ilgili. Kelamla. Ama tespit manasından hariç başka bir şey anlatacağım. Ömrümde ilk defa rastladığım bir şey. Onun keyfini, lezzetini yaşıyorum ben bugün. Siz de şaşıracaksınız. Notumu okuyayım ilk önce. Ondan sonra bu neyin nesidir diye. Hakikaten bu işleri merak edenler için tıntın ediyordu da tıntın. Fakat bir türlü yakalanamıyordu. Balık. Not. Bu tespit 30.03.2014 Pazar günü akşamı, seçim akşamı dersim, yani seçim olmuş akşamı, seçim akşamı dersimden, yani kitap okumaktan Allah'a şükür için söylüyorum. وَاَمَّا بِنِمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّسْ. Başka bir maksat takip etmeyeceğinizi biliyorum. Ben de Allah için söylediğim için çekilmiyorum. Şükür için söyleyeceğim. Yani 30.03.2014 Pazar günü seçim akşamı dersimden kafayı kaldırmadım. Hiç merak etmedim. Samimi söylüyorum. Sabah işte saat işte 12. Sabah dedim ki amcamın çocuğu da belediye ile alakalı olduğu için onun ilçesini bana söyledi. O. Tamamını gene bilmiyorum Türkiye'yi. Saat 2. Dersimden kafamı kaldırmadım. Siyaset neticelerine bakmadığıma binaen Rabbim kalbine verdiği mana. O bu akşamı millet siyaset ne oldu akşamı yoğunlaşıyor ya. Öyle inanıyorum Allah onun için vermiştir. Güzel bir mana. Şimdi manayı okuyorum. Kelamı okuyorum. Kelam var ya kelam. Bu söylediğim kelam değil. Üsluptur. Söylediğim söz üsluptur. Onun içerisindeki kelam, kelamın içerisinde mana. Biz muhatap olduğumuz şey kelam değildir. Üsluptur. Şimdi kelamın bir vücudu haricisi var. Bu Cebrail'e bakar. Yani her şeyde dört melaikenin imzası var, damgası var. Kelama da nasıl sirayet ediyor? Çok ilginç. Vücudu haricisi Cebrail, kelamın hayatlandırması, ki ölüler diriliyor, ruhlara, hayatı, kelamın içerisindeki hayatiyet, kelam hayatta diyor. Çünkü Kur'an kelamı canlı ve ruhludur diyoruz. Kelam ilahi ruhludur diyor. Kelam, Kur'an için diyor. Hayatı İsrafil. Kelamın içerisindeki şuur ve his, Mikail, manası Azrail. Çünkü kelam, subutu sıfattan olduğundan, aslına timsali suretidir. Allah'ın ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Kelam, subutu sıfat olduğundan, sizin muhatap olduğunuz şekil kelam değildir, usluptur. Subutu sıfat olduğundan bu alemde bir karşılıkları vardır, kendisini ifade eder. Dolayısıyla kelam kimden kime geçiyorsa aslının
ne aynısıdır ne gayrısıdır. Buna timsali sureti denilir. Aynadaki güneş gibi. Aynadaki güneş, ayna değildir, güneş de değildir ama güneşin hassiyetine sahip. Daha ileri gidecek şimdi bu. Bu mukaddeme daha. Kelamın içerisindeki dört melaikeyi gördük. Kelam, subut-ı sıfattan olduğu için öyle basit bir kavram değildir. Onun az peygamberlere kelamı uygularsak, dört meleğe uyguladık. Ulul az peygamberlere uygularsak, kelam vücudu haricisi ki, Kur'an-ı Kerim'de Kelimullah tabiriyle vücudu haricisi Kelimullah kimdir? Musa aleyhisselamdır. Kelamın vücudu haricisi Musa'dır. Musalaştırıyor seni. Şeriatçıdır, zahircidir. Vücud haricisi vardır. Kelimullah. Kelamın vücud haricisi Kelimullah. Musa. Hayatın ölüyü, yani kelamı sana söylüyorum. Ölü gönüller, ölü ruhlar, ölü kalpler, kurumuş zeminler. Hızır'ın bir manası öyledir. Kuru bir zemini yeşillendiren demektir. Kelamın içerisindeki hayatiyet, dirilme, ruhullah, İsa aleyhisselam. Kelamın içsel hayatını taşıyan İsrafil, yani ruhullah, İsa aleyhisselam. Kelamın his ve şuuru taşıması, yani karşıyı aktif edip, heyecana getirip, canlı tutması Davut aleyhisselam. Biliyorsunuz Davut Zebur okuduğu zaman hisler, şu şeyler, heyecanlar ayağa kalkardı. Davudi bir ses. Kelamın manası Muhammed aleyhisselatü vesselam. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Alemlere uygularsak kelamı, kelam sıfatından geliyor kelam. Vücudu haricisi Musa aleyhisselam olduğundan, vücudu haricisi lafzıdır, lef-i mahfuz. Kelamın hayatiyeti İsa aleyhisselam olduğundan, hayattır, hayatın zemini arştır. Kelamın içerisindeki his ve şuuru Davut'tu ki, yani his ve şuur kürstür. Alemdeki karşılığı kürstür kelamın. Kelamın içerisindeki mahanna Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır ki makamı alemde arş-ı azamdır. Kelimullah, bir kısa bir bilgi vereyim. Kelimullah, Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği zat Hazreti Musa aleyhisselamın bir unvanıdır. Kelimullah Kur'an'da geçer. Çünkü o Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelamına, hitabına uslu duymak mazhariyetine erişmiştir. Davut aleyhisselam gür ve güzel sesiyle insanları şuurlandırdığı hislerini güzel ayetlerle okuyarak uyandırıp canlı tuttuğu için his ve şuur makamına şey yapılmış. İşte kelamın üç mertebede alemde daha bulamadım. Orada kaldı. Yani kelamın dört mertebesi var. Vücud haricisi, hayatı, his ve şuuru ve manası. Biliyorsunuz ruhun da böyle gidişi var. Bütün varlık, varlığın özü Allah'ın dışında. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, Cebrail, Mikail, İsrafil, dünya, alem, şehadet makineye koysak, özünü alsak, çıkan neydi? Hayat. Hayatın da özünü alsak, his ve şuur, iki etti. His ve şuurun özünü alsak, akıl ceberi. Akıl ceberi, ruh ceberi. Mahluket bu. İşte bu dört tane makamda ama üç şeyde uyguladık. Bir, dört melaikeye uyguladık. Dört ulul az peygambere uyguladık. Bir de alemlere uyguladık.
Yani kitaba uygulamadık, o da olabilir. Ama insanlık alemindeki dört unsura da bu daha uygulanmadı. Yani dört dörde denk gelsin diye. Ama bu kadar Rabbim verdi gece. O da herhalde bu okuduğum nottan mukabil ömrümde ilk defa anladığım ve zevk ettiğim, hiç hayalimde rüyamda görmeyeceğim bir şey. Gece çalışırken bunu verdi. Hiçbir şeyle meşgul olmayıp kafamı kaldırmadım. Ona mukabil verdiğine inanıyorum. Merak etmedim. Demek ki vücudu haricisi kelamın lef-i mahfuzdur, Musa'dır, Kelimullah'tır, Kur'an'da tabiri. Kelamın hayatiyeti taşıyor ki, kelam-ı ilahi diyor, ilim, irade, kudreti tazaman ettiği için canlı ve ruhludur diyor ustad. Tamam, muhakematta da anlatıyor 91'de. Yani kelamın içerisindeki hayat, İsa aleyhisselam ki karşılığı alemde hayatiyetin, hayatın en perdesiz tecelli ettiği aştır. Kelamın içerisindeki his ve şuur, hissimizi ve şuurumuzu aktif edip canlı tutan, bizi oynak yapan, yani böyle şuurlu yapan Davud'dur ki karşılığı Kürs'tür. Çünkü Kürs nefsin yapılandırıldığı bir yerdir. Nefse emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, natıka, safiye gibi. Yani nefisle alakalıdır şuur, his. Manası ise kelamın ruhudur mana. Kelam bu kelam değildir. Siz zannediyor musunuz ki bu kelamdır? Hayır, usluptur bu. Benim konuştuğum usluptur. Ondan sonra onun içerisinde kelamın ise kalıbı kelam uslup iledir diyor ustad muhakematta. Dolayısıyla bu biz zevkimizi tefekkürümüzde işinize yararsa alırsınız. Ama çok ilginçtir. Bu dört hakikatta var ya işte, atfak, şefkat, tefekkür. İnsanın içsel yapısına da bu uygulanırsa, atfak, şefkat, tefekkür, nurculuk mesleğinde, o zaman ne olur? Dört melekleri uyguladık, dört peygamberi uyguladık, dört alemi uyguladık. İnsanın enfus yapısı olan ats ve fark şefkata da uygularsak dördü dörde tamamlamış olur. Onu şey yapmadığı için böyle mana bu kadar. Bununla paylaştım. Şimdi gelelim bugünkü dersimize. Dersimizin konusu mana, değil mi? Evet. Tamam. Bunun hakkında bayağı çalıştım arkadaşlar. Bu kelam hakkında hala çalışıyorum. Şu, bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Fakat hem de öz ha. Öz. Ya metnin tek geçen o cümle veya oradan çıkan paragraftan çıkan cümle. Tek cümle, dokuz sayfa. Daha devam ediyor. Muhakemat 94. sayfada. Orada çok değil mi kelam verildi? Çıkamıyorum ki. Bir buçuk günden beri mahkematın içindeyim. Çıkamıyorum. Ha? Kenara koyayım. Yani bilin diye, hani kelam böyle ağzımızdan çıkan bir şey ama bu dört, senin ağzından çıkabilmesi için dört tane melek aktif oluyor. Dört melek devrede olmasa kelam çıkmaz. Dört peygamberin hassası sende gözükmese çıkmaz. Çünkü insan kainatın çekirdeği aslisidir. Dört melek, dört peygamber, dört alem, dört kitap aleminde gözüktüğü gibi senin kelamında da bu dört hakikat gözükmeli. Onun için o konuşabilmen için İsa lazım, Musa lazım, Davut lazım, Muhammed lazım. Aleyhissalatu vesselam, aleyhimusselam. Hani kelam Allah'ın subutu sıfatıdır ki o kadar cami bir özelliğe sahip ki kelamın içerisinde Allah'ın kelamını yer karpuz gibi. İçerisinde 430 muydu sözde? İlim, irade ve kudreti tazamun eden kelam-ı ezel ediyor. Ve canlı ve ruhludur. Diriltir adamı. Delilim şu anda dirildiğiniz gibi. Hayret hayret baktığınız gibi. Ben de dünden beri hayretteyim, geceden beri. Demek ki konuşabilmen için Cebrail lazım. Mikail lazım. İsrafil lazım. Azrail lazım. O zaman gel de bunu gıybette, yalanda, şunda bunda kullan. Değdim ya. Evet.
Şimdi manaya geçiyoruz. Taşe neydi? Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Ruh muydu? Ruh değil mi? Ruh, evet. Özür dilerim. Mana değil. Manayı dün bitirmiştik. Yani, o nasıl zayıflaşır? Onu ruh dersin bir iki ders olabilir. Son şeyine derse bağlayacağız onu. Nasıl zayıflaştığını ruhun. Yani sen sözler ve ne hangi kitaba vazifeliydin bunu? Sözlerde bir de Barla'da da. İkisini. Ha. Sen hangi kitaba bağlı vazife? Mektubat elemanlara baktım. Tamam. Sen de inşallah herhalde bu bitmese yarın sen takdim edeceksen belki biter. Şimdi önce ruhu halledeceğiz Hasan abi. Tabii halledeceğiz inşallah. Ondan sonra ceset hesabı nasıl zayıflaşır diye son derste onu halledeceğiz. Ruhun mahlukiyet tarafına girmeden de ruhun mahiyet ve kanuniyet tarafı vardır. Yani önce ruhun daha gerisindeki kanuniyet mahiyetini öğrenip ondan sonra mahlukiyet tarafında ruhu tanıyacağız. Yani ruh bahsini okuyacağız sözlerden. Şimdi Barla'da ruhu kanuniyeti anlatan bir yer var. Burayı okup burayı bir anlayalım. Ruhun mahiyeti zihayet bir kanuna emir. Sayfa Barla. 258. Tamam. Ruhun kanuniyeti yok. Mahiyeti. Mahiyeti. Zihayet bir kanunu emir. Zihayet. Zişür bir ayine-i ismi hay. Zicefer bir cilve-i hayat istenmediği olduğundan mecudur, bu cihetle mahluktur denilemez. Dördüncüsü saysaydı mahluk olurdu. Dört tane şey bir araya gelirse ilmi kelamda mahluk olur. İlle-i gaye, ille-i faili, ille-i maddiye, ille-i suriye. O da vücud haricisi mi oluyor? Evet. Yani mahluk olabilmesi için ben külliyattan başka bir şey buldum o mahluk olabilmesi için. Dört tane şey var. Üstad diyor ki bu ilmi kelam tabiri. İlmi kelam tabiriyle mahlukiyeti izah ederseniz budur. Ama külliyatın ruhuna bu zıttır. Diyecek ki kafa kaldıracak. Bu tabii bu acayip. Çünkü kitaplar yazmışlar külliyatı daha iyi anlayacağız diye. Mahlukla vücudu ilmiyle vücud haricisi ne vardır diye Elemuşlu Hoca yapmış bunu. Ömer Bil diye. Dört tane zat ilmi kelam şöyle demiş. Ben külliyattakini söyleyeceğim. İlle-i gaye, ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Olursa mahluk olur. Ustad ise bu ilmi kelam tabirinde mahluk olması için bu tabiri kullanmıyor. Tek cümle kullanıyor değil mi? Ustad tek cümle kullanıyor. Üç tane sıfat kullanıyor. Neydi? Söyle hadi bakalım. İşte vücud harici. Yok. Onun içerisini doldur. Ha, zihayettir. Hayır. Hayır. Bak illeti tamme için vücudu için lüzum, zaruret, vücub. Üç tane. Bunu da Allah ikram etti, gördüm. Çünkü ben tatmin olmadım ilmi kelam tabirine. Bu mahluk yok. İlleti tammenin vücudu için, illeti tammenin vücudu için ustad üç tane şey lazım diyor. Lüzum, zaruret, vücub. Ortaya girip ihtiyar refleks, mahluk olur. Neymiş? Lüzum, zaruret, vücub. Tek tek çalışacaksınız. Sayfa 467. Yani bitmez ki, ömür bitmez. Bu ikinci babası. Ya acayip bir şey değil mi? İlleti tammenin vücudu için. Lüzum, zaruret, vücub. İlmi kelam. İlle-i maddiye, ille-i gaye, ille-i suriye, ille-i failiye. Olursa mahluk olur. Üstad böyle diyor. Şimdi sen külliyata göre ilmi kelamla izah etmeye kalkarsan gene olmuyor. Ne peki ne yapacağız kardeşim? Külliyatı külliyatla. İlleti tamme, lüzum, zaruret, vücuttur. O da ne diyor? Çalışacaksın kardeşim. Bir kelam için çalışıyoruz kaç gün? Bugün 5. ders mi? Bugün 5 ve 6 belki. Bir giriş yaptık. 3-4 tane de şey yaptık yani. Bir buzdan önce bir ders yaptık umumi.
Sonra yaptık buz su ilişkisi. Sonra cevher kışır. Sonra lüb mana. Şimdi ruh. 5. Yani ne yapıyoruz? Beraber konuşuyoruz. Bak bu adam lemalarla mektup at. Çalışacaksın. Sen de sözlerle bağırla vesaire. Ha bakın niçin bunu yapıyorum, arada yapıyorum? Yani külliyat bitmez kardeş. Bitti diyen bitmiştir. Ondan bitmiştir. Bak kelama bak. Vücud haricisi ne yaptı bak. Ne çıktı karşımıza. Şimdi bak ne yapacağım? Atfak, şefkat, tefekkür uygulayacağım. Dördü dörde olacak. Ha, şimdi demek ki niye girdim? Ruh mahluk değil. Niye üçünü saydı? Üçü burada işte. Bak üç bu üç. Bak şimdi ilgimi. Üç saydı. Bu cihette mahluk denilmez. İlleti tam olmuyor bak. Mecundur diyor bu cihette. Bu cihette. Ruh mahluk deniyor. Abi ya ne diyorsun bana? Bak işte mahluk değildir diyor 258'den. Bu cihette. Dördüncü vasfı devreye girerse mahluk olur. Ziyayattır, zişurdur, kanunem, vücud harici. Vücud harici giymemiş. Evet, bak. Ha bak o üç, bu ne üç? Üç. Yani külliyatta hep 23 senede yazılan külliyat 14 yıl birbirini tamam gösteriyor ayna gibi. Matematiksel yani. Tak 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 koyuyor. Şimdi bundan tek tek tahkik edelim Hasan abi. Kısaca. Kanun-u emr. Yani mahiyeti cihetinde olan kanun-u emr. Ne demek? Ne demek işte kanuna çalışacaktın da kanun-u emr nedir? Kanuna sen ne anlıyorsun kanun? İşte alem emirde gelen kanun diye. Evamir-i tekvin. Evamir tekvini de yar içine gir. Ne var evamir tekvini de? İncizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil. Kanun emri. Kanun emri nedir? Yar karpuzu, girdik abi bak evamir tekvini. Yar mı da? Bu. Daha yar dibi yok ki. İhtiyacı yar, iştiyakı yar, ihtiyacı yar, meyli yar. Peki bir daha yararsan var ya üçüncü mertebede vallahi çıkarsın ahiret cennette cehenneme. Ahirette öteki tarafa çıkarsın. Tentenin bir perde zaten. Kaldır 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 da kardeşim hepten indik aşağı. Şeye hemen su patlayacak şey var. Hatay'da bir yer var. Neydi o? Ufak bir ince bir taş tabakası var da. Altı komple mazmanlı. Bilim adamları diyor ki mühendisler. Eğer köylü diyor ki kayaların üzerine evler yapılmış. Yarım metre mi, bir metre falan yok, var yok toprak. Altı, kaya altı komple nehir, okyanus. Nerenin üzerine evleriniz olduğunuz bilseniz diyor, ödünüz patlar, bir an durmazsınız. Şimdi niçin anlattın? Toprağı kazdın, kaya çıktı. Kaya da çok az inceymiş. Onu da kazın, doğru okyanus. Şimdi ruhu kazdık, üçü çıktı. Kazdık onu, evameri... emir, ne diyorum? Emir. Ne emiri? Kanun emri. Kanun emri. Kaz onu, evamir tekmine. Kaz onu, ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Her birisini kazdığın zaman tam kazma. Kazdığın zaman vallahi doğru okyanustasın. Yani ondan sonra leylim leyl. Eğer sağlam bir rehberin yoksa meczup var olursun. Sağlam rehberin varsa ki külliyat, meczup olmasın korkma. Hiçbir şey olmaz. Çünkü buna bağlı olacaksın. Eğer tespit ettiğin zanların bu kalıplarda göre olmasa vallahi şansın yok. Öyle bir afat yersin ki, öyle bir tayflar, öyle dumanlı, öyle gerilim ortamı bulursun ki Muhyiddin Arabi gelemedi, sen hiç gelemezsin. Ondan sonra artık ne dediğini bilmezsin. Ne konuştuğunu bilme. Kalıbın dışına çıkmayacaksın. Tak tak. Böyle ama sağlam tutunacaksın buna. Bu ne dedi bitti. Bunu tevil etmeyeceksin. Kendini tevil edeceksin. Bu böyleyse bu böyledir. Bu böyle mi dedi? Bu böyledir. Bu böyledir. Bir daha söyleyeyim. Bu dedi mi böyle? Bu böyledir. Beni gördüğünüzde daha kesindir. Bunun doğruluğu. Bu böyledir. Çünkü alemi manayla alemi şehadeti görmediğimi ustad yazmadım. İkisini beraber gören zattan ilham edilmiş bir şeydir. Mesela bak, bir misal vereyim. Ben bu şimdi defteri ayarlıyorum. Ben düzeltiyorum. Ustad bakıyor. Hasan dur, bu tarafa al.
Bak bu hareketim orada farklı gözüküyor. İleri al, burası çok kötü. Orada durması kötü gözüküyor. Al 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 al. Ha tamam. Nereye göre tamam diyor. Hiç buna bile bakmıyor. Benim bu hareketim orada seyrediyor. Tamam tamam tamam, bir tane sağ al sağ al sağ al. Biraz da ileri, tamam. Böyle. Alemi mülkte melekütü beraber görmeyen hayatının her safhasında istikamet olamaz. Peygamber de dahil. Peygamberler de böyledir. Bakın, melekut ile mülkü beraber görende istikamet daim olur. Yoksa düşe kalka gider. Evet abi, sen hadi. Şimdi sana bu celden mecculdur dedi. Şimdi bu vasıfları mahlukiyet tarafını zikrederken de sayıyor. Ama mahlukiyete bir tane de ekliyor. Yani bu 29. sözün başında ekliyor ya. Vücud harici ekliyor. Vücud harici, o zaman vücud harici derken bir şeyi, bütün alemi şahadetteki hakikatleri, hakikati ekliyor. O zaman mahluk olur. O zaman mahluk oluyor. Şey diyor abi mesela, ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir diyor. Evet. Yani bir çekirdek diyor, düşünecek. Çekirdek. O cihette, mecul cihetinde mahluk olmuyor. Mahluk olmuyor. Çekirdek ağacı olunca mahluk oluyor. O yani şeceri hilkat olarak ifade ediliyor. Yani hakikat, şeceri hilkat esmadır. Yani hakaike şey sabitetun. Esmanın, kainattaki esmanın hulasasına vücud harici deniliyor. Esmanın bütünlüğü takılınca artık o durmuyor, mahluk oluyor. Yani ruhun mahlukiyetinden çıkıp cevherlikten çıkıp mahlukiyet olması inkişafıyla mümkündür. Yani alemi şahadet denilen bir yapının ona takılması lazım. Şeyleri, özel hakikatları. Yani mesela şöyle düşün. Arş-ı Azam'dan in aşağıya. Arş-ı Azam, lef-i mahfuz, arş. Daire-i ilim, daire-i hayat, cennet, cehennem, kürs vesaire. Bütün o alemden ana kargas çizdi. Hepsi bir esma ilahiyede. Onu da aldı Allah, hepsini ruha taktı. Ruhun da üç tane özelliği vardı, ceverdi. Bunu da takınca oldu mahluk. Ziyayattır, zişurdur, kanun hem vücud harici. Vücud harici bu. Yani bütün şeceri hilkatin hakikatına cami. Bu ise mahiyet dedi bu. Burada dikkat et, mahiyet. Hakikat yok orada. Evet, mahiyetin mi? Burada mahiyet diyor, hakikat yok. Mahiyet deyince hemen size derdim. Mahiyet kelimesini görünce sıfatı hatırlayın. Hakikat kelimesini görünce esmanın karşılığını hatırlayın. Esma. Esma. Ha şimdi sıfat itibariyle üç özelliği var ruhun. Bu üç taneye hakikat, yani esmanın bütünlüğü takılmamış, mahlukiyete çıkmamış. Ceberdir. Tamam. Peki mecul ne demek Hasan abi? Mecul ceale ortaya çıkmış ama vücud hariciye mazar olmamış. Yani köküne bakıldığı zaman yapılmış manasında yine. Yani tabii mesela şöyle diyelim. Allah, haşa anlatmak için anlatıyorum Ali. Evet abi. Burası Allah. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sonra karar veriyor, irade. Sonra bir yaratacağı şey bir program çiziyor. O program Nur Muhammed'i, onun adı ilmi kelamdaki tabiri mec'ul. İlmi kelamda, hakikat dünyasındaki alimlerin aleminde ise Nur Muhammed'i. İlmi kelamda ise ceale, mec'ul. Nur Muhammed'in mahluk asan abi. Nur Muhammed'i vücud haricisi değil, vücud haricisi değil, bu kanuniyeti çekirdeği mahluk değil. Mesela şöyle düşün. Şöyle diye. Çekirdek mahluktur, tutuyorsun. Çekirdekten kastımız çekirdeğin içindeki kanuniyet mahluk değil. Nur-u Muhammedi'nin içerisindeki mec'ul. O çekirdeğin verilen adı attır Muhammed. İnsan ismi değil ama ayrıten insana verilmiş. Onun için camide mihrabın sağında Allah, sonunda Muhammed yazar. Allah yerine Rahman, Rahim, Kerim yazsan olur mu? Olmaz. Çünkü ismi azamdır, bütün isimlere camidir. İsmi taftildir aynı zamanda. Bütün isimleri cem etmiş. Ha, Allah yerine Kerim koysan, Kerem koysan, Latif koysan, olmadığın gibi Rahman Rahim de koysan. Muhammed yerine Peygamber Aleyhisselam 55 tane ismi var. Ahmet, Mustafa, Beşir vesaire koysan gene olmaz. Muhammed çünkü o çekirdeğin adıdır. İnsanlığının ismi değil.
Onun için 19. sözün adı ne? Risale-i Muhammed'i. Risaleti Muhammediye midir? Ahmed'in. Ahmed'in risaleti olur. Muhammed'in risaleti olmaz. Çünkü Muhammed mahluk değil ki peygamber olsun. Ama o isim unvan olarak takılmış. Ama hakikati ise Ahmet'tir. 19. mektubun adı ne? Mucizatı Muhammediye değil mi? Ahmediye. Ahmed'in mucizesi olur. Muhammed'in olmaz. Bilerek yapılmış demek istiyor. Şeyde enteresan dedi, Miracı Muhammed'i diye mesela. Ha, Miracı Muhammed'i diye. Tabii ki. Aslında zahiren Ahmed'i demesi lazım. Çünkü şahsi kemalatını kerameti gibirasıdır. Ama aslına gittiğinden dolayı. Aslı. Aslını hayt iktisaldır. Bütünün adıdır o. Ondan dolayı Muhammed. Ondan Muhammed demiş. Miracı Muhammed'i de söylenen o sözler diyor. Söyleyin ki Ahmet'tir. Miracı Muhammed'i de yöntem ve yoldur. Alemin açılımıdır yani. Giden Ahmet'tir. Yani eğer gideni konuşuyorsan Miracı Ahmedi'dir. Eğer gidilen yoldan bahsediliyorsa Miracı Muhammedi'dir. Acayip. Çok acayip. Evet, şimdi geç. Ulu ulu şeylere dalınca uyuşuyoruz değil mi? Şey Mustafa, bunlara en az 30 sene uğraştım. Bu söylediğim cümleler var ya, kelime, cümle değil. Ahmet, Muhammed, incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, mec'ul, yani ene, enaniyet, kürs, arş. İnan ya, en az 30 sene. Hep külliyat. Diyecek ki, ya nereden çıkar? Kardeş bak işte, evamiri tekbini başka, illeti tamiyi başka yerden çıkarsak bu olurdu. Bak oradan çıkartmıyorum diyor. Bazıları zannediyor ki başka bir şey okuyor. Lan okusak zaten bu ruh olmaz bizde. Birinci menba okuyacağız. Hadi ikinci, üçüncü menba okuyacağız. Ruhu tarif eden yerler. O zaman uzun olur. Yani ruhu o çok o zaman ruhu bu, o bu zaman kadar. Şöyle yapalım o zaman. Lemahat'ta bir hulasa yapıyor. O kadar. Yani çünkü ruhu okursak böyle ruhun içerisinde konu değişir. Tamamen atıfımız şu olur. Atıf böyle yapılmaz da biz buna fazla duruyoruz. Atıf ettiğim yer mevzumu yok etmemeli, unutturmamalı. Yoksa atıf olmaz. Mesela okudum bir cümle, 50 dakika o cümleyi konuştuk ve ders bitti. Atıf değil o. Evet. O spikerdi. Falanca gelecek, konuşacaktı. Sanki o cümle spiker gibi seni buraya çağırıp konuşmana vesile oldu. Olmamalı. Ruh vücut halince giydirilmiş bir kanundur. Sayfa kaç? 702. 702 sözler. Ruh bir de oku abim. Vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Ha yani çekirdek kanundur içerisi. Ama vücudu harici giydirilmiş. Yani çekirdekten o kutu yani. Ruh mahluktur. Ruh mahluktur. Ama ruhun cevheri mahluk değildir. Mahluk olabilmesi için ben kısa kısa zaman almasın diye. Ruh Allah şöyle. Şimdi ruh dediniz, ruhun cevheri deriz Hasan abi. Ruhun cevheri var. Cevheri ruh diye geçer külliyatta. Farklı şeyler. Tabii canım. Cevheri ruhla ruhun farklıdır. Yani şöyle diyeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi bütün mahluk. Bir çekirdek yarattı. Yani program. Abi, o karar karar verdi. Muayyenleştirmiş bunu ama. Anlamak için kullanıyor. O mecul müdür? Meculdur. O kararın kendisi. Çünkü yani mecul vücudu hariciye daha basar olmadı ya. Olmadı, o karar. Sanki Allah karar verdi ama orası. Ha, o. Karar verdi yani mecbur. Evet, ha, o. O. Yani bu hayalleştirmek için söylüyor şimdi. He, o an işte. O tabii onun düşüncesi hemen ortada gözüken bir şey diyelim. O meculdur, mahluk değil. Ama vacip de değil. Cevher mi mecul Hasan abi? Cevher meculdur. Cevher diyorsunuz. Mecbur. Evet. Cevher. Yani bu daha bir şey değil. Mecul değil bu. Pardon karıştı. Bu meculdur. Tamam. Cevher değil daha. Bu farklıdır. Sonra Allah bunu mahlukatı yaratma adına buna 4 tane özellik taktı. Ziyayattır, zişurdur, kanınem, rucudarici. Koydu.
Bu ceberdir. Daha mahluk değil. Buradan çıkarttı şimdi. Mecul'dan çıkarttı. Mecul'dan ne yaptı? Zi hayattır, zi şuurdur, kanının vücudu harici. Çıkarttı. Bu ceveri ruhtur. Bu ceveri ruha gılaf-ı latif bir bedeni misali giydirince oldu mahluk. Ama şöyle de deniliyor külliyatta. Bu ceveri ruh, yani bu mecul'da ceverler var. Bu da var. Ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici verildiği anda gılaf-ı latif takılmasına gerek yoktur, mahluk oldu. Bunun da makamı arş azamdır. Allah, arş azam, bak Allah, arş azam, bu ortası, buna mec'ul deniliyor. Yani Allah vacip tarafı değil, mahluk da değil, berzahtır. Peki bunun nümenesi var mı anlamamız için? Kabir, dünya değildir. Ahiret değildir. Biliyorsunuz ki ahiret kıyamet koptuktan sonra mizan kurulunca ahiret olur. Şu anda kıyamet kopmadı, kabirde olanlara alemi berzah denilir. Veya başka örnek vereyim. Çekirdekteki içindeki program ağaç değil, hiçlik de değil. İlmi vücuttur. O da berzahtır. Anne karnındaki çocuk doğmadan dünyalı değil, dünyalıdır. Gayb değil ama şehadette değil. 9 ay olduğu halde, burada bulunduğu halde doğduğu zaman bir gün sayılıyor. Sıfırlanıyor adeta. Vesaire. İşte bir daha anlatayım işte ruhu mahlukun. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi dediği anda o mec'uldur. Bütün ceverlerin olduğu şeydir. Cever. Sonra bu ruh ceveri ne? Başka şey de var. Ruh bütün kainatın haritasıymış bu cever. Ruh ceveri. Sonra Allah bu cevere ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici takınca oldu, hemen tak diye düştü arş azama. Arş azam oluştu yani. Arş azam oluştu. Taktığı anda. Allah bir de söylüyorum, cevere ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici takınca takar takmaz secde-i hırkat oluştu bir anda. Sebepsiz, zamansız, malzemesiz. Ve sanki o cevheri ruhun tamamen libası, kainat. Kainat derken şeceri hilkat. İlk zuhura, mahlukiyetin ilk zuhuru kab-ı kalbisenden başlamış. Allah, mec'ul, kab-ı kalbisen, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, daire-i hayat, daire-i ilim, kürs, yedi kat sema, alem-i şehadet. İşte ruh, mahlukiyeti cevher iken ziyayat, zişurdur, kan ve vücudu harici takıldı, mahluk dendiği anda, dendiği anda çat bu alemler yaratıldı böyle. Pişt. Yani mahlukiyeti dönmesi anında, dönmesi demek kainat demektir. İşte ruhun mahlukiyetin libası bu kainat. Şeceri hilkat. Ama nasıl ki ağaçta meyve var, meyvenin içinde kökün çekirdeği yok mu aslı? Toprak, çekirdek, ağaç, meyve, meyvenin içinde çekirdek. Uygulayalım, daha iyi anlaşılır. Çekirdek nuru Muhammed'i. Ağaç şeceri hilkat, meyve son insan. Meyve insandır. Meyve sondur. Ağacı her şeyi içine alıyor. Başı hepsini aldı. Meyve. Ama ağaca benzemiyor. Ağaca benziyor mu meyve? Benzemiyor. Meyve son olduğu için bu insan. Ahir meyvesi olarak. Ama bu insanın içinde bir ağacın başı var. Kökteki çekirdek. Meyvenin içindeki çekirdeğe bize ene denilir. Bu ağacın kökündekine Nur-u Muhammed'i denilir. Bu ağaca şeceri hilkat denilir. İşte Miraç bu çekirdeklik haletinden bu aslına doğru akli, hissi, şuhudi bir seyahat var. Herkesi farklıdır. Kimisin aklidir. Akli, fikri, hissi, şuhudi. Resulullah ise dördünü tazamun eder. Herkesin miracı farklıdır. İşte meyvenin içindeki çekirdekle kökteki çekirdeğin adı, bağlantının adı hayt-ı ittisaldır.
İşte ruhun mahlukiyeti bu ağaçtır. Ruhun cevherliği çekirdektir. Ruhun insana dönüşmesi meyvedir. Ruhun içerisindeki enet meyvenin içindeki çekirdek gibidir. Herhalde daha iyi anlaşılmıştır zannediyorum. Tefekkürünüzde temel oturtacaksın ki. Ha, şimdi ruhun şey diyor, nurani bir kan ve vücuda girmek namustur vesaire. Bak arkadaşlar, ruh deyince mahluk bu ağaç. Ruhun cevherliği çekirdek. Ruhun cevherliğini kainattan kaldırırsanız kainat yok olur. Şöyle diyeyim. Ruhumuzla kainat arasındaki ilişkiyi kurayım. İyi dinleyin ama burayı yazmayın. Buraya bakın. Ruhumuzla kainat arasındaki ilişkiyi söylüyorum mühim. Tamamen senelerin birikimi kaymağını söyleyeceğim. Kainatla ruh ilişkimizin arasındaki durum şu. Buzdan suyu çıkarırsanız ne oluyorsa kainattan, şeceri hilkattan, ağaçtan, kürsten, cennetten, cehennemden, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail dahil her şeyden, Allah'ın dışında her yaratılandan insan ruhunu da alırsanız buzdan suyu almak gibi olur. Her şey yok olur. Adem olur. Adem mutlak yoktur zaten. Yani ruh bütün şeceri hilkata buza su gibidir. İnsan ruhu dedin zaten. İnsan ruhu dedim. Ya ruh deyince o ruh deyince insana ait. Mesela hayvanın ruhu var. Evet. Ağaçlarda da bir ruh var ama kanuniyeti diyor. Bir de 6. hakikatta sözler diyor ki yani programı bir derece ruha benzer diyor. Hayvanların da ruh. Her canlının her hayvanın ruhu vardır. Bitkilerin ruhu yoktur. Onların ruhu programı gibidir. Allah hariç. Kabu kaybsen, arş-ı azam, yukarıdan aşağı iniyorum. Allah haşa, anlatmak için. Mecul, çekirdek, vacibül vücut, şöyle yukarısı. Burası mahluk, böyle. Kabu kaybsen. Şurası Nur Muhammed'i. Tam ortası. Şimdi yukarıdan aşağıya sayıyorum, mahluk. Mahluk buradan başlar. Burası vacibül vücut. Burası ortası mec'ul. Ya harita var ya bizim şeceri fikat nur dersin indi. Kabı kavsen. Kavseyn. Ondan sonra in aşağıya arş-ı azam. İn aşağıya lef-i mahfuz. Arş. Cennet cehennem. Daire ilim. Daire hayat. Kürs. Kürs. Yedi kat sema. Alem-i şehadet. Kabir mabir yok zaten burada yer. 18 bin alem zaten yeri yok. O kadar ufak. Tamam. 18 alem komplesi. Bu insan. İşte bu alem var ya, bu saydığım alem. Buz gibi düşünün. Bunun suyunu almak ne demekse, bu saymış olduğum alemden de insan ruhunu almak odur. Yani şeceri hilkat ruhun libasıdır. 336 lemalar anlatayım. Allah'ın dışında her şeyi, arş-ı azam, lef-i masul, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, hepsi. Koy makineye, özünü al. Çıkan şey hayat. Kainatı hulasası. Kainatı hulasası hayat. Hani diye yazmıyor da ben yapıyorum. Ben. Daha ince bir makineye koyduk. O hayatı. Ne çıktı? Hayatın hulasası. Hayatın hulasası ne çıktı? His ve şuur. His ve şuur. His ve şuuru da koyduk şey cihaza. Ne çıktı? Akıl cevheri. Cevheri akıl. Daha hulasa. Hulasa bu. Daha aklın cevherini de aldık. Ne çıktı? Ruh cevheri. Cevheri ruh. Bitti. Daha bir şey yok. Ene yok. Ene mal şey değil ki, bu hulasa değil. Yersiz yer, mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık, ruhsuz ruh, zaman, hayatsız hayat. Bir tuhaf bir şey işte. O işte ben diyen odur işte, o ene. Benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye. Benim vücudum, gir içeriye. Benim hayatım, gir içeriye. Benim aklım, gir içeriye. Benim ruhum diyen ruh değil. O benim diyen o enedir. Ruh mahluktur. O zaman da
Timsah hali şey ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Derken müteşabih olarak. Tabii tabii yani böyle ruh mahluk değil de. Ya tabii o artık öflenilen şey hulasası Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi öflenilince enet yani biz hepimizin enesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o nuru var ya onun timsali suretidir. Timsali hakikati ve suretidir. Ve mahiyetidir. Üç tane. Sureti, hakikati, mahiyeti. Şöyle düşün. Ayna ruhtur. Ayna daha önce camdı. Çünkü güneş vursa öteki taraftan çıkar. Mahluk değildi. Yani öyle değil. Cama vursun güneş, gölge düşmez. Güneş girer. Çünkü mahluk değil diyelim. Mahluk da bir. Sonra boyadık. Boya, siyah boya, nefis. Cam oldu, nefisi takınca ruh oldu. Aynada gözüken güneş, semadaki güneşin aynısıdır, aynısı değildir, aynısıdır, değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır ama güneşin hasretine sahip. Ama ben olsam, ben gözüksem, benim suretim gözükür. Duygularım, isterim gözükmez. Beni böyle bir yansıtamazsınız şöyle. Ama güneşi alırsınız, duvara yansıtabilirsiniz. Güneşte sigara yakarsınız aynadaki güneşte. O zaman aynadaki güneş güneştir ama semadaki güneş değildir. Aynada değildir. Nedir o zaman? Ne aynıdır ne gayrıdır. İşte aynanın arkasındaki siyah nefistir. Ayna ruhtur. Aynada gözüken enedir. Bu ene Nur-u Muhammed'idir. O da işte onun ne aynısı ne gayrı. Buna ne deniliyor? Timsalidir. O zaman bu cihetle bu aynada gözüken güneş itibariyle diyebilirsin ki ben semadaki güneş gibiyim. O zaman 218 şualar her bir insan bu cihette aynada gözüken güneşle her bir insan kainatın çekirdeği şeye, astisidir. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle yani bu aynada gözüken güneşi ona nispet edersen hakikat olur. İşte ona bağlın. Bunu oraya bağlayarak diyorsun ki buradan durdun ona bakıyorsun. Bunu kastederek hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan her bir insan kainatın çekirdeği astesidir. Yani kulüvallah ehad küllehü küfüven ehad. Ağacın başı çekirdeğinde başındaki çekirdek kulüvallah ehad küllehü Allah-u semet lem yelid ve lem yulet meyve. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Meyvenin içindeki çekirdek. Yani kökteki çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek. اَحَدْ اَحَدْ Aynı. İşte bu cihette tefekkür edersen, ben meyvenin içindeki çekirdeğim ama ağacın başındaki çekirdeğin aynısıyım diyebiliyorsan, sen kainatın arkasına taşınıyorsun. O zaman daha sende, Cebrail olmak, Mikail, İsrafil, Azrail, cennete gitmek, cehenneme girmek, arş-ı azam, kürstür, mürstür, böyle huri, muridir, böyle bir şey kalmaz sende. Çünkü onlar senin temessüllerin, etsa ve efradın kainat nevin hükmüne geçer. Sen gölgene aşık olur musun? Gölgeni ister misin? İşte bütün varlık senden olduğu için senin gölgendir. Senin, o zaman sen onu gaye edinmekten çıkıyorsun. Böyle bir tefekküre sahip olursan. Kainat sana cennet, cehennem, hikaye, misal, gaye olmaktan çıkıyor. Adam buna vardığı için bana seni gerek seni dittim demiş. İşte nur talebelerinde bu tefekkürü yöntem, yol mevcut olduğundan nur talebelerine cenneti gaye ettiremezsiniz. Nur talebelerinin cenneti, cennetin sahibi olan Allah'tır. Gayeleri odur. Nur talebelerinin cehennemi ise cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Nurcular Allah'ı kaybetmekten korkar. Nurcuların cehennemi budur. Nurcuların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Hedefleri büyüktür. Çünkü hizmetleri büyüktür. Kur'an okutuyor, namaz kıldırıyor, vaaz ediyor, namaza başlatıyor. Bunlar cennete gidecek. Ama sen imanları kurtarmaya çalışıyorsun. Onlar o cenneti, sen de cennetlerin sahibini böylelikle şey yapıyor. Çünkü iman Allah'ın zatının bir nuru olduğu için nurcuların hizmeti iman hizmeti olduğundan cennetin şeyi değil, ameli değil,
Allah'ın zatının bir nuruna hizmet ettiği için zatına mazhar oluyorsun. O zaman cenneti değil, zatı istiyor. İsteme özelliğin gelişiyor. Biraz zor mu oldu? Şey, ilginç oldu. Yani amel var ya, namaz, oruç falan öğretiyorlar, cennete gidecek der. Ama iman zatının bir nurudur. İrade-i cüz'iyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının nurudur. Bu nura hizmet eden bu nurun hasiyetine, hakikatine sahipleniyor ve onu isteme hakkına sahip. İman cennetten gelmemiş ki. İmana hizmet etmek, iman seni geldiği yere taşıyor. O zaman onu istiyoruz. Bir daha söylüyor. İman cennetten gelmemiştir. İman arş-ı azamdan gelmemiştir. İman nereden gelmişse ona hizmet etmek seni onun sahibine götürüyor. O zaman onu istiyorsun. Allah razı olsun. Tamam abi. Ruh anlaşıldı mı biraz? Peki. Ruh hakkında sorusu var mı? Nereye hizmet ediyorsanız kaynağını isteme hakkına sahipsiniz. Para istiyorsanız Merkez Bankası gayenizdir. En merkez para orada dolu. Kadın istiyorsanız çalışın, amel yapın, şey yapın, cenneti alada hepsi var. Kadınsa erkek istiyorsanız o da vardır orada. Bir sürü. Sen Cebrail'leşmek istiyorsan Kur'an'la iştigal et, ilimle, merak etme, lef-i mahfuzdasın. Nereye hizmet ediyorsan kaynağına talip oluyorsun. Kaynağına taşıyor seni zaten, haberin olmadan. Tamam. İlime hizmet edenler, ilim vasıta olup seni aslına götürüyor, lef-i mahfuza götürüyor bu insana. İlime hizmet eden. İlim seni lef-i mahfuza taşır, daha ileriyi taşıyamaz. Çünkü Cebrail bir adım da atarsa yanar. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki orada artık ilim yoktur, konuşmak yoktur. Lef-i mahfuzdan sonra. Konuşuyorsa orada değildir. Neye hizmet ediyorsanız onun içini bilmişsiniz, sizi kaynağına taşır. İmana hizmet edince imanın içine giriyorsun, kaynağına seni taşır. O zaman sen onu istersin. Teleferik gibi. Teleferik buradan o tepeye kurulmuş. Artık teleferiğe bindin. Telden gidiyoruz. Artık aşağıdaki geminin içine binmeye, yok havadaki uçağa, yok aşağıdaki arabaya, kamyoya yürümeye talip değilsin artık. Bindin gidiyorsun. Nereye bindinse oraya gideceksin. Ha? O teleferik ilimdir. O tel. O kulübe imandır. O içine girmek sensin. Onun için imanı iki şekilde ifade eder külliyatta. Şuuru imanı nokta koy. İmanın sana kazandırdığı. Şuuru imani apostrof koy, imanın içi. Ona giriyorsun. İmanının içine giriyorsun. İman seni bir yere taşıyor. Nereye taşıyor? Nereden gelmiş oraya taşıyor. İmanının içine girersen kaynağına götürür. İlmin içine girersen seni kaynağına götürür. Hissin içine girersen kaynağına götürür. Hissin içine girerseniz son durağınız ağaçtır. İlmin içine girerseniz son durağınız lef-i mahfuzdur. Ruhun içine girerseniz son durağınız arş-ı azamdır. İmanın içine girerseniz son durağınız zattır. Artık cennetler, cehennemler, teleferikte geçiyorsun. Onun için nur talebelerinde gaye olmamış hamdolsun. Ama cennette olacağı için üst tabakaya alınca o da şey... Yani gayelikten, yoksa ufak karşı gördüğümde değil. Yani başka gayeleri göstermek istiyorumdan sonra. Yoksa cennet Kur'an'da methedilen bir şey. Çok, çünkü umuma bakıyor. Yani havası da içine alıyor Kur'an. Umuma baktığı bir yöntem. Ama bu anlattıklarımızı Kur'an'da böyle avama takdim etse. Ama peki bunlar yok mu? Bunlar içerisinde remiz, işaret, rumuzat, sunuat, tuluat, işaret nevinden konmuş. Kelamın içine bu anlattığım manalar konmuş. Çünkü ben bunları kimse, sen kimsin bunları konuşuyorsun. Buradan aldım şeyler. Birleştirdiğin zaman böyle harita çıkıyor.
Yani merak etmeyin, ben tatmin olmadığım bir şey söyleyemem. Çünkü niye? Ben tatmin olmadığım şeyi, ben zaten tatmin olmamışım ki. Ruh hakkında. Tamam. Şimdi ne kadar oldu? Ha neyse, sen ruh hakkında biraz da konuşalım. Orayı burayı oku tamam, ondan sonra. Onu daha keseceğiz. Yarın senin dersini alacağız ruh hakkında. Burayı oku. Belki soracağınız yer olur. Ruh bir nurane kanundur. Vücud-ı harcı giymiş bir namustur. Ha, namusturla, namusla kanun arasında ne fark var? Namus ve kanun. Mesnevi Nuriye de onu ayırıyor kaynaklar. 59. sayfada ayırıyor. Çabuk çabuk olsun diye söylüyorum. Kanun emirdendir. Namus iradedendir. Yani elma kanundur. Ama benim bahçedeki elma bütün elmalardan farklıdır. İmtiyazlıdır. Bu namustur. Has kılınmıştır. Yani ruh kanundur. Vücudu harici sana göre giydirince sana has bir ruhtur. Namus olur. Peki. Namusuma laf söylettirmem var ya. Sana has kılınan bir libas. Şimdi namusa irade diyor üstad. Yani namusa irade demekle namusu... Yani irade mesela. Kanun ilimdendir. Ama namus iradedendir. Yani... İlim mutlak muhittir. Hepsini içine alır. Ama namus seni imtiyazlı kılan şey. Taraf. İrade herkeste farklıdır. İlim öyle değildir. İlim öyle değildir. Mesela ilmin kaynağı lef-i mahfuzdur ama iradenin kaynağı yok. Yani bu alemde yok. Yani irade, namus, namus seni imtiyazlı kılar. Kimisi namus derecesi şöyledir. Adam... Kıskanır, kıskanmaz, bilmem ne. Namus, bu namus kıskanmak değil yani. Namus bir eşini, şeyini kıskanmak, o bir cüzici. Namus, seni imtiyazlı kılan kılan şey. Seni farklı kılan. Ruh bir kanundur. Fakat, mesela diyelim ki, bir elma, aynı elma, Adana'da dik onu, Rize'ye dik. Efendim, Siirt'e dik, Sinop'a dik. Hepsine farklı bir özelliği taşır yani. Ağaç cılızdır, verir, vermez, ufak olur, büyük olur. Mesela diyorlar ki, 200, Ekim olabilden duymuştum, 276 çeşit elma varmış dünyada. Bilinen daha. Peki, senin bahçendeki elma bunlara hiçbirisine benzemez. Tipiyle. Tadı neredeyse yakın ama, yani tıp atıp aynı olmaz. Senin bahçendeki elma imtiyazlıdır. Buna namus denilir. Ama elma kanunu şeftali gibi değildir. Ceviz gibi olmaz. Bu itibarla kanundur. Umumi kanundur. İçindeki hususiyet namustur. Ben de şöyle başlamadım aslında. Yani vücudu harici giymiş bir namustur diyor ya. Vücudu harici namus diyor değil mi? Evet. Namusun da şey iradedir diyor. Burada iradenin vücudu harici tasvir noktasında mı? Evet, aynen. İradeni vücud harici giymiş şekli de diyebilir. Çünkü sana artık Allah şey yapmış. Ruh kanundu. Dedi ki bu Mustafa olsun. Bu namus. Yani bu şey... Mehmet olsun. Bu Hüdayi olsun. Bu Fatih olsun. Osman olsun. Osman olsun. Ali olsun. Senin adı neydi? Enes olsun. Ömer olsun. Vesaire. Ona da namus diyebiliriz. Namus, namus. Sen şılsın dedi. Herkesin ruhu farklı ya. Bu sefer... Namusla ayrılıyor. Kadın, erkek, hayvanların ruhu var. Ağaçların yok. Kedi, köpek, yılan, akrep. Bunlar namuslaşmış. İmtiyazlaşmış. Kanundu. Yani kadın, erkek buradan ayrılıyor. Ama kanuniyet itibariyle kadınla, erkekte, sığır vesaire hepsi ruh aynı. Yani kanuniyet itibariyle. Namus itibariyle farklı. Zaten herkeste farklı irade farklı. Gözüküyor. Yani farklılık dediğiniz imtiyazlaşma namustan kaynaklanıyor. Namustan kaynaklanıyor. Ben hasım kendime. Benim gibi yaratılmamış şimdiye kadar bir daha yaratılmayacak. Ben Allah için özelim. Hepiniz de özensiniz. O zaman bil kıymetini. Herkesin Allah için özel olması namustandır. Yani ne güzel şeyler değil mi bunlar? Onlar dişe vuruşuyla Esma'ya bakıyor değil mi Hasan abi? Tabii daha Esma'da yokuz. Aşağıda gelecek Esma. Yok, tasvir ediyor yani, imtiyazlaştırıyor yani. Çıktı, bu oldum tipim, evet. Kadın, erkek, bu sert, yumuşak, boylu, postu, beyaz, siyah. Bu Esma'ya bakar. Çünkü Esma
bunların üzerindeki işlemelerdir. Nedir? Cilve, ceman, nakış. Unutma. Cilve, ceman, nakış. Yani mahiyetin üzerine, sıfatın üzerinde işlemeler. Soğuktur, sıcaktır, beyazdır, siyahdır, erkektir, kadındır, boyludur, postludur, güzeldir, çirkindir. Esmaya bakar. Şu mevcut ruh, şu makul kanunu olmuş, iki kardeş, iki yolda. Mevcut kanunlar var ya mesela, yer çekimi kanunu. İşte bu kanun. Fark etmez, kafir mümini çeker. Tamam mı? Ama bazı şeyler var ki çekemez. Namustaşmış. Yani kanun. Kanun ne olmuş? Ruh da böyle o buna benziyor. Niye? Bu yer çekimi kanun, kanundur. Allah ona işte şunlar şunlar takılsa diyor, ruh olacaktı diyor. Devam et de ben acele etmeyeyim. Sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi hem alem emir hem irade vasfından gelir. Demek ki ruh bu iki şeyden geliyor. Alem emir ve irade. Ruh dedik artık. Cevher değil. Sen, sensin. Namuslaştın. İrade ve emir. Emir nedir? Alem emir. Alem emirin içerisi evamir-i tekviniyedir. Evamir-i tekviniyenin içerisi nedir? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Seni hepten imtiyazlaştırdı bu. Yani irade, sen ruh mahluk oldun, Mustafa olacaksın, kadın olmayacaksın. Ne yaptın? Namuslaştı. Namustan Mustafa oldu. Sonra namus ve emir. Sonra içerisine girince seni detaylandırdı. Bazı insanlar var ki, bir onu söylemeden geçemeyeceğim. Allah böyle insanlardan etmesin bizi. İnsandır ama iyi bir adamdır. Ama böyle de olmak istemiyoruz. Piyasaya çık, gözünü kapat. Kimi tutarsan aynıdır. Ortalama kalite. Aralarındaki fark şudur. Mesela bir kilo bir şey var. Yoğurt satan bir kap düşün. Bir kilo. Reklam yaptı adam. Evet sayın seyirciler, 10 gram fazla. Başkası diyor ki evet sayın seyirciler, bizde 200 gram fazla. Ama fazla az olması kalitenin içeriği değişmiyor. Az ve çok. Değil mi? Ha, piyasadaki insanlar böyledir. Temelde hepsi yoğurttur. Ama 5 gram, 10 gram fazla böyle çok küçük bir cüzde farklılık var. Hepsi aynı tiptendir. Anladınız mı bu inceliği? Bunu başka yerde kullanıyorum da şimdi demiyorum ama. Ömer gülüyor. Kudret vücudu hissi giydirir, şuuru başına takar, bir seyyali-i latife o cefere sadef eder. Bak, kudret vücudu hissi giydiriyor, bir. Şuuru başına takar, iki. Sonra, hani var ya ruh bir cevherdi, ne yaptı ona? Allah bir şey koydu içine, zihayatı koydu içine, attı. Zişuuru koydu, kanun emri koydu, vücudu harici denilen şu alemin hakikatini attı mı? Mahluk oldu. Sonra mahluk ama yani alemi şehadete, varlığa hiç benzemiyor. Allah bu sefer buna ince bir kılaf sardı. Naylon, jilatin ne diyorsanız. Bu nedir bunun adı? Glafi latif bir bedeni misali koydu. Bak vücuda kadar getirecek şimdi. Cesedin içine koyacak şimdi. Koy. Buna şey diyebilir miyiz? Hissiyatlar, duygular. Bu dedi buradaki seyyali latife. Yok, o içerisinde var. Bunlara uygun. Bunların bütünlüğüne münasip. Hepsine haiz. Şöyle diyeyim. Bilgisayar laptopun şeyi koymuşlar da senin hatırıma geldi. Isınıyor. Bilgisayarın altına bir cihaz koyuyorlar. Koyunca o fişi takıyorsun. Sanki o seyyar olan şey bilgisayarın kendisi oluyor. Yani bu Glafi Latif mesela beni temsil etmez. Şöyle diyeyim. Ben bu gömleği çıkarsam, assam, beni hiç görmeyen beni hayal eder mi? Benim gömleğimle. Edemez. Ha, bu Glafi Latif bedeni misalesini içini çıkarırsak, assak bu içini gösterir. Yani alametleri tanır. Yani bütünlüğünün bütünlüğü. İçini taşıyan Glafi Latif beden misali. İçini dışarıya taşımış. Yani dördünün bütünlüğe geldikten sonra giydirilen libas.
Mesela kadın libası, erkek libası, hayvandır, bebek libasıdır. Yani insan yakışacak da biraz. İşte bu ruh ceverine at zihayattır, zişurdur, kanını vücuda harici. Attın. E cesedi nasıl koyacaksın? Daha cesedi uygun değil. O zaman bu ruhun zihayattır, zişurdur, kanını vücuda harici halini beden arasında nihayetsiz fark var. O zaman bir berzah koyalım arada. Buradan ona, ondan buradan geçsin. İşte buna bir giydirilen elbise var. Glaf-i latif, bedeni misali. Seyali latif oluyor. Seyali latifi. Seyali latifi koymuş. Yani giydirilen elbise arkadaşlar, buradan oraya geçiş olsun, cesetten ruha geçebileyim, ruhtan da cesedi geçebileyim diye bir berzah o da. Yani bu elbise. Bir bedeni misal glaf-i latifi, bir seyali latifi giydirdi. Sonra koyacak bak içeriye. Tamam mı? Ondan sonra şey dedi, o cevheri sadef eder dedi. Tamam. Sadef eder. Yani kap içine koyar. Sardık yani. Kılıf yaptı yani. Eğer envadaki kanunlara... Ha tamam işte geldi, cesede koyduk. Şimdi geçtik onu. Cesede böyle girdi. Yani cesetten ruha geçemezsin Mustafa. Cesetten ruha geçemezsin, ruhtan cesede geçemezsin. Çünkü keyfiyetleri farklı. Ha, ruhtan cesede girip geçmeler olsun, uygun olsun, burada kalabilsin, uçmasın buhar diye ona giydirilen elbisedir. Seyale-i latife, glaf-i latif, beden misal. Yani bu elbisenin adıdır seyale-i latife. Yani buna uygun. Ama buna da uygun. Böyle bir tuhaf bir elbise. Yani bir fabrikadaki şey gibi, muracat gibi, santral gibi. Alo 126'ya bağlar mısınız? Tak seni oraya bağlıyor. Fabrikada bir müdür direkt dışarıya telefon edemez, santral eder, oradan bağlanır gibi. Veya şöyle diyeyim, trafo. Trafo, kebandaki ceyranı siz eve bağlayamazsınız, duman olur. Bakın, keban enerjisini şeye bağlasanız, tamam. Ne yapıl? Duman olur değil mi? Uçu arabaya. Ama ne yapmış? Arada bir trafo koymuş. İşte trafo, keban barajını buraya, burayı da oraya uygun yapan bir ara format. Ölüm anında bu oluyor işte. Ölüm anında cesetten çıkınca ruhun glaf-ı latif, beden misalesi ise evallah diyor. Eğer bu olmasaydı çıkamazdı. Buraya da giremezdi. Ondan sonra bu bizim elbisemiz. Şeyimiz, şıklıdır yani. Akışıklıdır. Böyle bir tuhaftır. Sonra bitir. Eğer emadaki kanunlara kudret-i halik vücud-ı harici giydirse her biri şu, ruh olur. Şu yer çekimine vücud-ı harici giydirse her biri bir ruh olur. Ruh olur. Yani seyahat-ı latife giydirse ruh olur değil mi? İçini doldurduktan sonra seyahat-ı latife gireceğiz. Şu kanun, yer çekimi kanunu ceverdir. Ceverdir yani. Böyle bir mahlukiyeti yoktur. Ama bunun içerisine kanun, zihayattır, zişurdur, kanun ve vücudu harici yani kainatın hakikatını at, bir glaf-ı latif, beden misalesi, bir seyali latife giydirsen şu kanunlar olur ruh. Peki sana bir vücudu harici ile mevcudu harici arasındaki fark ne? Sen ne anladın? Bir de mevcudu harici diyor üstad. Mevcudu harici, bak harici vücud, şimdi zihinlerde tasarlanandadır. Mi? Harici vücut. Yani vücudun haricindeki sendeki vücutlar. Mevcudat-ı harici diye. Ha mevcudat-ı harici. Vücud-ı harici başka, mevcudat-ı harici. Mevcudat-ı harici. Ha. Peki, lügatını çöz bakalım. Ona bak, ben bir parça şey yaptım. Vücudu harici, harici vücut. Hariç, vücudu var. Yani batını taşıyor ama batından farklı bir vücudu var. Ötekisi ise vücudu var. Tamam, hariçte vücudu var ama hariçte karşılığı yok. Dimağdaki bilgiler. Mimarın kafasında projeler var. Yani mecul. Mecul değil, ilimdir o da. İlmi vücuttur, mahluktur. Ama hariçte vücudu yok. Mevcud harici. Mevcudun harici. Mevcudun harici. Mevcudun, mevcut, vücut, hariç.
Yani emri itibariler diyebilirsin. Evet. Tamam. Peki. Burada kalalım. Şimdi ruh hakkında bunu bitirmiş sayıyoruz. Yarın sen ruhta ekleme yapacaksın değil mi? Tabii hem de en azından bu dersi bir de üzerine bir de geçmiş olacağız. Ondan sonra ve ince remizli bir mesele miydi? Mesele çözülmüş olacak 6-7 saat belki de 8. Onu da şeye bağlamış olacağız. Ruh ceset hesabına nasıl zayıflaşır ve bağlayacağız. Aha, onu bağlayacağız. O zaman bu derslerdeki bunu niye kullandı? Bir terakkiden bahsediyor, bir tekemülden bahsediyor, bir süreçten bahsediyor, bir yürümekten bahsediyor. Bir yürüme, bir öğreti bu. Bir öğreti geliştirmiş, bir tez geliştirmiş. Ondan sonra bununla alemimizde tefekkür edersek, alemimiz çözdüğü zaman şu dünyanın üzerini kaldırdın, aa baktın ki Allah Allah, aynı zahir içinde hakikati göreceksin. Yani metot oydu, zahir için hakikati göreceksin. Yani baktığın zaman alemi gayb diyor açılsa, İmam Ali diyor radıyallahu anh, alemi gayb, cennet cehennem açılsa diyor, yakinim ziyadeleşmez. İmanın da artmaz diyor. Görmek vardır. İmanı gaybda görmek yok değil mi bize? Evet. Peki imanı şuhut diyoruzlar. İman gaybdan aşağıdır diyor. Aşağıdır. Nasıl? Yani mesela gördün ama bak gördüm. Bunu gördüm. Ama imanı bil gayb ise görenin, bütün her şeyi görenin göstermesi. Hmm. Yani Kur'an-ı hatasıyla. Tabii. Her şeyin sahibinin, her şeyi görenin gösterdiğine İman-ı bilgayet denilir. Görmek ise benim hassasiyetimle, yani akrebiyetimle i̇stidat, değil, inkişaf. Kurbiyetim, istidat ve kabiliyetlerim seviyesinde gördüğüm şeyler. Onun için bizatihi imani bir şuhut, yani gördüğüm şey düşüktür. Niye? Kendi düşüncelerime, hislerime mahkumum. O zaman İman-ı Gayet'te nefs-ül emiri mi görüyor? Nefs-ül emirin hakikatini görüyor. Yani diğer onu göremiyor değil mi? Göremez. Nefs-ül emirdeki hakikatini görüyor. Yani her şeyi görenin göstermesi bu akrebiyettir. Bu akrebiyettir. Senin inkişafından senin gördüğünü bu kurbiyettir. Onun için imani bil şuhut, tasavvufta imani bil şuhut var. Bu düşüktür. Görüyor ahireti. Melaikeyi görüyor, peygamberi görüyor ama şeyin dediği gibi, Veysel Karani'nin dediği gibi o güzel bir tasvirdir. Veysel Karani radiyallahu anh rahmetullahi aleyh İmam Ali'ye soruyor radiyallahu anh'a. Resulullah'a hiç görmemiş biliyorsunuz. Ama yaşamış vesaire malum. Hazreti Ali diyor ki ya imam, ya imam, ey imam, sen diyor Hazreti Peygamber'i hiç gördün mü? Hazreti Ali'ye soruyor. Onunla büyümüş o mu? Yatıp kalkmış onunla büyümüş. Damadı olmuş. Değil mi amcası vesaire? Yaşayan terbiyesine gitmiş. Her şeyi ya. Demiş ki tabii demiş ya ben onunla büyüdüm. Ya imam Resulullah'ı Resul nebiliğini sormuyor. Resulullah'ı gördün mü? Resulullah. Resulullah'ı hiç gördün mü ya Ali? Anlıyor. İlmin kapısı anlıyor. Dönüyormuş zaten. Ya Uveys iki defa gördün. Ha ondan bahset bana. Ondan sonra ökede diyor ki ben de gördüm. Eyvallah abi. He öyle. Ben de bilmiyorum görmedim ki. Ama öyle bir şeyler hissediyorsa ama öyle. Resulullah başkadır. Abi o hissetmedi. Hissen bilgileri seviye oluyor mu? Var tabii. His değil o ya. His bas düşüktür. His, latife var. Latife-i Rabbani var. Latife-i Rabbani de geçiyor. Latife-i insaniyede inkişaf eden Latife-i Rabbani'ye. Bazı şeyler, bazı küllatta şöyle buldum. Latife-i insaniyedeki Latife-i Rabbani'ye. Yani Latife-i Rabbani'ye. Eğer Latife-i Rabbani'nin aşağısı ibadetullah bir kat daha at, çık yukarıya. Marifetullah çık yukarıya. Muhabbetullah. Onun neticesi olan Latife-i Rabbani. Bu o değil diyor. Resulullah o değil. Bu nebiliktir. Velayet yolu. Nübüvvet yolu bu. Bu nübüvvet yolu. Bu nübüvvettir. Velayet yolu ise
vilayet de deniliyor. Latife-i insaninin üzerine bindirilmiş çanak anten gibi, latife-i insaniye ile bilinen şey. Müşahadetullah. Yani vicdanen bilinen müşahadetullah. Yani böyle yapıyorum. Çanak anten, ben kendi alemimde şeyler olduğu için siz de anlıyorsunuz zannediyorum. Böyle yapıyorum. Çanak anten bu. Latife-i Rabbani çanak anten olarak söylüyorum. Çanak anten uydu Allah. Bak uydu Allah haşa anlamak için. Kablo his, televizyon. Burada bu çanak antenin gördüğü şu. Hangi neyi kullanarak gördü? Bir, ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah. Yani irade, zihin, his. Bu müşahadetullah. Bununla yapılan müşahadetullah var. Bu nübüvvet yoludur. Tamam mı? Velilik yolu, ters mi söyledim? Bu nübüvvet, nübüvvet yolu, velayet yolu, velayetini. Nübüvvet yolu üstün, nübüvvet, velayet değil. Nübüvvet üstündür. Velayet değil. Velayet bu şey söyledi. Bir de bu nübüvvet yolu. Burası da o. Bir de latife-i insaniyenin inkişafı ile kesbedilen velayet yolu. Vilayet. Bu da risalete bakıyor. Değişik. Umumi değil. Bu nübüvvet yolu. Herkesi bağlı. Kur'an yolu vesaire. Onun için büyükler der ki nübüvvet yolu var, bir de velayet yolu var. Velayet düşüktür velayet nübüvvete göre. Usta telvat eti sana söylüyor. Değil mi? Ters söylemiyorum kafam. Şey olmasın ya. Nübüvvet yolu velayetten çok üstündür. Velayet kurbiyete bakar, nübüvvet akrebiyete bakar. Nübüvvet her şeyi görenin göstermesiyle gördüğündür. Akrebiyet ise, kurbiyet ise senin inkişafınla gördüğündür. Bir daha söyle. Cüz-i iradenin ayarı nakısı. Evet, evet. Cüz-i iradenin. Nerede söylüyor? Cüz-i ihtiyara mı? Peki? İhtiyar karıştırma. Peki cüz-i ihtiyarın ayarı. Şimdi kurbiyet yolunda gidenler hani bir ve birkaç esmaya ismazam noktasına mahsur oldukları halde. Velayet yolu. He, velayet. Velayet, velayet. Bir halde yine işte şeyler olmuş yani hakikat tam nefsül emirde görememiştir. Görememiştir. Fakat akrabiyet-i ilahiyede inkişafı yani her ismin azamiyet mertebesine masariyetten mi hakikate nefsül emirde? Ne biliyor musun? Mesela bir tane misal vereyim, ustadı misali. Senin güneşe yakınlığın kurbiyet. Güneş sana yakınlığı akrabiyet. Sen güneşe yaklaşman için mesafe alman lazım. 150 milyon kilometreyi kat edeceksin. Bu velayet yoludur. Yani o zaman senin inkişafına bakar bir veya birkaç tane esmaya mazhar oldun. Bu evliyalıktır. Asfiyalık buradan değil yani. Asfiyalar buradan gidiyor. Nübüvvet yolundan gidiyor. Velilik ise, evliyalık ise velayetten gidiyor. Kurbiyetten gidiyor. Bir veya iki evliyalar çok büyük zannediliyor. Bilmediğimiz için, cahil olduğumuz için bir veya birkaç tane ismi mazardır. Yani Esma'nın bir veya birkaç mertebesini mazar. Mesela bakar kabri görür. Bakar senin aklını görür. Ötekisi bakar ruh, vicdanını görür. Ötekisi bakar kalbini görür. Ötekisi bakar ruhunu görür. Ötekisi ruhunu alır buraya, tamir eder, koyar oraya. Bunlar acayip acayip şeyler. Şimdi velayet yolunda bir veya birkaç tane esma. Bu tarikatların tamamı budur. Tamam, istisnasız. Velayet yoluyla. İstisnaları vardır. Mesela İmam-ı Rabbani'nin son iki senesi nübüvvet yoluna suluk ettiği için, yani kendisiyle değil, vazife verilmiş. Asfiyai müceddit olmuş. Asfiyai muhakkikin olmuş. Son ikisi de mi olmuş asfiyai? Son iki senede. Son iki senesi. Mesela İmam Gazali de 40 yaşında. Bak benden 12 sene önce vefat etti. 40 sene mi ömrü var? Ama Gazali. 40 yaşını mı? Öyle öyle hatırlıyorum. Öyle o hatırlıyorum. Öyle kafamda kalmış. Ama dev yani. O da şey, mücedid. Daha bir tarih almayı bilmiyoruz. 40 yaşında adam mücedid. İmam-ı Azam 6 yaşında hafız.
namaz kılarken sabah namazı iki rekatında komple Kur'an okuyorlar. Bastığı zaman tayin mekan yapıyorlar. Acayip bir şey. Ya bir tuhaf ya. Alem baş döndürücü şeyler. En iyisi de mücedid. Mücedidler bu yoldan gidiyor. Nübüvvet yoluyla gidiyorlar. Tasavvufçular buradan gidiyor. Geylani de buradan gidiyor. Ama gafsiyetle, ferdiyetle olduğu için kaymış bu tarafa. Abi biz nübüvvet yolunu kullanabiliyoruz. O işte, o yoldası şu anda. Velayet-i Kübra budur. Umuma değil diyeceğiz mi? He. Hani bu umumidir. Yani ters onu diyeceğim. Bu umumidir. Bu hususidir yani. Has şey. Herkes yapamaz bunu. Evrattır, eskardır, nefsten çıkacaksın, ayı suyacaksın, az şey yapacaksın. Bilmem bir sürü. Umumi bir yol değil. Bu umumi, nübüvvet umumidir. Ben ters söylediğimse düzeltiyorum. Çünkü şey artık... Ben de yanlış anlayacağım. Tamam, tamam. Evet. Şimdi bu Geylani de kaymış sonra. Çünkü gafsiyet vardı. Velayet yoluydu. Ferdiyetle verilince istisna bu tarafa atladı. Ona şey de diyor usta. Veraset nübüvvetle diyor eski tasdikayı. İşte ondan oldu da bu veraset diyor. Yani o diyor ki Ali Beyt-i Mümesili noktasında Velayet-i Ahmediye diyor. Velayet-i Muhammediye demiyor. Ne dediğini iyi bakın usta. 149. Sikeyi tasdikayı 149. Bak, Ali Beyt-i Mümesili noktasında gafsiyet, veraset-i Ahmediye cihetiyle nübüvvet, zatında taşıdığı için fena-i mutlaka mazhar oldu diyor. Fena-i mutlak, Cenab-ı Hakk'ın zatı tecellisine mazhar oldu diyor. Tecellisine mazhar oldu. Sikeyi tasdikayı var mı? O cümleyi okuyayım. O cümleyi okumam lazım. Ver abisin. Öyle de Gafs-ı Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade, yani fevkalade bir hal nasıl olmuş? Hazreti Şeyh'in özelliği neymiş? Sırrı azimi Ehl-i Beyt'in irsiyetiyle Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında temsil ediyor. İki, Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle varisi. Hakikat-ı Muhammediyesinde, şimdi Ahmedi Muhammedi'yi değiştiriyor. Yani merkez orası, hakikat-ı Muhammedi o. Ahmet ise nübüvvet, peygamber, koca, baba olması, beşer olması. Hakikat-ı Muhammedi demese diğer veliler gibi olur o zaman. Ama öyle olacaktı. Hakikat-ı Ahmediye demeseydi, hakikatta terakki etti diyebilirdi. Hakikat Muhammedi ve nübüvvet yoluyla gitti. Verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyeti noktasında Allahu Ekber ya. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zat. Fena-i mutlak ne sana abi? Hiç olmadığım için bilmiyorum. Bir şey konuşsak ortalık karışır. Bildiğim o da benim şey değil. Öyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatiyesine mazhariyeti noktasında. Ne dedi biliyor musun? Duyuyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatına mazhar olmuş. Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına değil. Şeyde var değil mi? İkinci şuada. Dokuzuncu sayfada mı diyor? Orada şey ya. Teşebbüsü şeyden bahsediyor. Evet. Hangi makamda biliyor musun ben şey yaptım? Bu mahiyeti zati değil ha. Şuunat-ı zati değil ha. Karıştırmayın. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisi mazarısı ne biliyor musun? Sıfatı ikidir Allah'a. Subut-i sıfatlar zati sıfat. Zatını anlat. Zatı sıfat. Tecelli sıfatına diyor. Karıştırmayacaksın. Yani o bizim o var ya bir şeceri hilkat haritasını. Bir iyi bilirsek ne konuşursak tak tak oturuyor. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazariyet. Bir şey söyleyeyim ufak bir şey. Söyle abi. Söyleyebilir misiniz siz? Ben de senin ne alacağım? Bir gün vakıflarımızın başı kimdi? Peygamberimizin talebesi. Ebu Hüreyre. Vakıf, bekar. 300 en az bekar talebesi var peygamberin. Yetiştirip memleketlere gönderip hizmet ettiriyordu. O Allah Resulü'nü açmış bunu.
Allah Resulü dinlemiş. Allah. Sonra demiş ki, daha anlatıyordu. Tamam. Allah Resulü ona dedi ki, Allah sana verdiği bir sırdır. Yürü ama konuşma. Bu sebep Allah'ın güceneceği sahadır. En çok kıskanç Allah'tır. Bir sahabe hanımıyla geliyormuş. Resulullah onlara temeccüh edince sahabe Resulullah ile karısının arasına geldi. Çok kıskanç bir sahabeymiş. Allah rızık kafasına eğdi güldü. O hanımı gittikten sonra ya filane sen karını kıskanıyorsun ama çok iyi imandandır. Biliyor musun? Ben insanlardan, insanların çoğundan, yani tümünün kıskançlığından daha kıskançım. Allah daha kıskançtır. Allah namustur aynı zamanda. Namusuyla edemiyor muyuz? Namus iradedendir. İradenin içinde namus var. Allah namusludur. Yani kendisine has bir Allah'tır. Tamam? O en fazla o kıskanıyor. Onun için bir manası da kıskançlığı. Şöyle mi kıskanıyor? Biz eğer ondan bu kadar nazar ettiğimiz zaman diyebilir miyiz? Aynen öyle. O da öyle. Kıskanıyor. Yani riyakarlık. Gibi. Riyakarlık. Ya ben sana diyorum. Yetmiyor muyum da şey yapıyorsun lan? Yani bir kıskançlığı düşüyor. Anlamak için tabii. Bu sefer Allah kişiye iki tane ilim veriyormuş. Bir, al bunu anlat kullarıma. İkincisi al, fermanı çek. Kıskanırım. Eğer Allah diyor ki benim sırrımı sana verdim. Sırrımı ifşa etme. O zaman ben de sırrımı kapatırım. Kapanıyor. Hallacı Mansur hani o şey dedildiği zaman hemen hasbet talebesi rüyada görüyor. İşte Cenab-ı Hakk'a soruyor. Hani hikmetin nedir yarabbi işte bu kulun diyor bu şekilde. İşte ona biz sırrımızı söyledi. O sırrımızı fahş etti. Fahş etti. Yani söyle şey bil dendi ona, bildir denmediği için bildirdi, o zaman bu haline geldi. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatesine mazhariyeti noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez diyecek. Söylese mesuldur. O söylediği şey mi de orada bir şey anlatıyor da ayakların. Evet, diyemez. Yani diğerlerini de diyemez. Başka şeyler, nazları da olmuş galiba lafzasında. Çok, mi? Çok. Birkaç tanesi var vesaire. Birkaç tanesi var. Ama acayip bir şey ya. Hoş bir şey ya. Allah ile öyle dost olmuşlar ki. Allah bir tanesi şu. Bu değil bu. Dost olmanı anlatıyorum. Bu sırdan anlamıyorum. Allah ile ünsiyet etmek. Ülfet etmemek. Allah ile biz ülfet etmişiz Müslümanlar. Unutmayın. Belki darlanıyorsunuz. Zaman uzadığının farkındayım. Metsupvari bir şeyim var ama. Bakın. Allah ile ülfet etmişiz. Allah sıradan olmuş. Yani şey olur değil mi o zaman? Bir baklava ister gibi Allah istemiyoruz. Bir kadını veya bir kadın ise erkeği ister gibi. Bir hocayı, bir şeyhi ister gibi Allah isteyemiyoruz. Allah cazibetini haşa kaybettik. Sebebi ülfet etmişiz Allah'a. Oysa Allah'a ünsiyet etmek, yani Allah'a ünsiyet etmek herhalde bir acayip bir şeydir. Yani ülfet de gaflet oluyor, ünsiyet de gaflet izah ediyor. Huzur oluyor, yani. Huzur oluyor. Huzuru daimi oluyor tabii. Daimi bir huzur oluyor. Daha insan ciddi, hassas oluyor. Devamlı huzurdasın yani. Bizim şu derste yaşadığım şu hal var ya şu anda. Bunun 70 katını Resulullah her an yaşıyor. Her an. Bir rüyada böyleydi. Yani şu bir sohbette veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin güzel bir namazda, bir hal olmuş namazda. Her bir Müslüman şöyle düşünsün. Benim bir sohbette, bir namazda vesaire kesbettiğim şu hal 70 katını düşün. 70 kat şu. Benim elim var, gölge var. Arasındaki fark sonsuz. Canlı, cansız. Gölge cansızdır. Bunu bak bunun birinci perdesi, bir de bunun gölgesi, bir de onun perdesi 70. İşte bizim kesbettiğimiz halin 70 katını düşün. Ama birinci katı anlattım. Elim, gölgesi, fark, sonsuz. Canlı, cansız. Buna bakarak dindarın, dinsizin, beyazın, siyahın anlamazsınız. Gölge.
Bir de bu gölgenin gölgesi 70 kat. Bizim şu anda kesbettiğimiz halin 70 kat her an yaşıyor. Huday düşün, Allah nasıl bir şey? Resulullah nasıl bir şey? Huday bir şey onaylayacak hali kalmadı. Tamam şimdi geldi bu tarafa. İnan burada değildi. İnan değildi. Veya öyle zannettim. Tamam. Peki. Ne diyecektik şimdi? El-Fatiha değil mi?